Merhabalar. Bugün sizlere Australopithecus anamensis'ten bahsedeceğim. Australopithecus anamensis ismini öncelikle güney maymunu anlamına gelen Australopithecus ile bulunduğu bölgenin dilinde yani Turkana dilinde göl anlamına gelen anam kelimesinden alıyor. Bu türe ait fosiller Kenya ve Etiyopya'da bulundu. Yaklaşık 4,2 ila 3,9 milyon yıl öncesinde yaşadıkları biliniyor. Australopithecus fosilleri hem insana hem de diğer kuyruksuz iri maymunlara benzer özellikleri bir arada gösteriyor. Tibia yani kaval kemiği ile ayak bileklerinin yönü iki ayaklılığı destekler kanıtlar sunuyor. Uzun ön kolu ve bilek kemikleri ise bu türün bireylerinin ağaç yaşamına da iyi bir adaptasyonu olduğunu gösteriyor. İnsan evrim ağacındaki konumu ise Ardipithecus ramidus türünden evrilmiş olduğunu ve Australopithecus afarensis'in direkt atası olabileceğini gösteriyor. Erkek üyelerinin boyutları bir diş şempanzeye yakın kadar görünüyor. Ayrıca seksüel dimorfizmin yani cinsiyetler arası farklılığa dair önemli kanıtlar da barındırıyor. Australopithecus bireylerinin yaşadığı bölgenin ağaçlık ve ormanlık alan olduğu biliniyor. Güçlü çeneleri ve sert diş mineleri kabuklu yemişler gibi zor yenen yıpratıcı yiyecekleri yemiş olabileceklerini gösteriyor. Daha sonra bulunacak fosillerle cevaplanmasını beklediğimiz sorular ise Australopithecus anamensis ve Australopithecus afarensis'in aslında farklı türler olup olmadıklarının bilinmesi ve Australopithecus'un 4,4 milyon yıl öncesine kadar yaşamış olan Ardipithecus ramidus'un direkt soydaşı olup olmadığı konusunda. Bunları yakın zamanda cevaplamak dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sorularınız olursa aşağı yorum olarak yazarsanız cevaplamaya çalışacağız. İyi günler.